Değerli Merkezimizin takdirleri ve Cumhurbaşkanımızın onuruyla il başkanlığından istifa ettiğimde bu bir veda değil, bir fatihadır demiştim. Onun için de konuşmamıza asrın felaketinde kaybettiğimiz tüm efendim zedelerimiz için bugüne kadar bu toprakları bize vatan olarak bırakmak için canını feda eden bütün şehitlerimiz için Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne kadar bu ülkeye hizmet etmiş ve bugün aramızda olmayan tüm büyüklerimiz için birer fatiha okuyarak başlamak istiyoruz. Lütfen. Evet, bu davaya 2002 yılında üye olarak partinin ilk kuruluşunda Marmaris İlçe Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. İlk olan kongre. 2006 yılında ilçe başkanı olarak görevime devam ettim. 2006 yılına kadar da ilçe başkan yardımcısı görevlerinde bulundum. 2006 yılında ilçe başkanı oldum. 2014 yılına kadar aramızı 7,5 yıl Marmaris ilçe başkanlığı yaptım. Sonrasında belediye başkan adayları için istifa etmeyi istediler. İstifa ettim. Aday oldum. Ama aday olmak nasip olmadı. Yani bu salonda aday olup da aday olamayan arkadaşlarıma sesleniyorum. Yani ben genel merkezin talimatıyla belediye başkan aday oldum Marmaris'te. Ama aday olmak nasip olmadı. Küsmedim, yılmadım. Sonraki 2015 seçimlerinde SKK başkanlığı yapmamı istediler Marmaris'te. SKK başkanlığı yaptım. 2016 yılının Nisan ayında da il başkanlığı görevi tevdi ettiler. 2016 yılının Nisan ayında yakın zamana kadar yaklaşık 7 yılda il başkanlığı yaptım. Bu süre içerisinde gerçekten bu kürsüde çok konuşmalar yaptım ama bu konuşma gerçekten belki de en heyecan verici olanı samimiyetle söylemek gerekirse. Evet, 2016 yılından sonra 7 yıl aşkın bir süre il başkanlığı görevinden sonra da bugün birinci sıra milletvekili aday olarak huzurlarımızdayız. Şimdi aday yana gelince hani ilçelerin
aday adayları var diyorlar ya, işte bazı ilçelerden aday adayı yok. Arkadaşlar, ilçelerin milletvekili olmaz. İlin milletvekili olur. Biz sizlerin gayretleri Allah'ın takdiriyle ilçelerin değil, Muğla'nın milletvekilleri olacağız. Ona talibiz. Ve biz Yakup Paşa'nın her ne kadar Seyit Kemal'e belediye başkanlığı yapmış olsa da Bodrum'da Milas'ında milletvekili olacak. Hepimiz seçerek meclise gönderdiğimiz her arkadaşımız, inanın Muğla'nın 13 ilçesine eşit şekilde hizmet etmek için varımıza yokumuza çalışacağız. Buradan söylüyorum. Onun için ben Bodrum'un, Milas'ın, Yatağan'ın, Tabaklıdere'nin, Menteşe'nin, Ulan'ın, Marmaris'in, Datça'nın, Köyceğiz'in, Ortaca'nın, Dalaman'ın, Fethiye'nin, Seyri Kemal'inde milletvekili adayı var. Şimdi 2018 seçimlerinde, genel seçimlerde bu salondakileri eminim ki bir çoğu hatırlayacaktır. Ben o zaman bir başkanı olarak içi içe gezdim. Dedim ki arkadaşlar, tarihi bir fırsat yakaladık. Muğla'dan ilk defa 3 milletvekili çıkartma şansımız var. Dediler ki ya mümkün değil yani. 2 tane hep çıkartıyoruz, 2 tane çıkartıyoruz. Ve milletvekili seçimini, milletvekili sıralamasını hesaplamaya yarar bir doğum sistemi var. O sistem üzerinden, karakterin üzerinden temeşkiyle içi içe anlattım. Dedim ki bakın, 6 milletvekili dağıtıldıktan sonra 7. milletvekili ortada. Ya biz bu 7. milletvekilini 200-300 oyla alacağız ya da kaybedeceğiz. Buna şahit olan arkadaşlarım, bu sözlerine şahit olan arkadaşlarım ellerini kaldırabilirler mi bu salonu? Bakın, üstü şahidim var. Evet, 319 oyla biz 3. milletvekilini kaybettik. 319 oyla. Sonra neler biliyor musunuz? Çünkü yeterince inanmadım. Sonra 2019 seçimlerine başladık. Herkes farklı şeyler söylemeye başladı. Ben yine ilçe ilçe dedim. Arkadaşlar, vallahi de billahi ilçe belediye başkanlarınıza verdiğiniz oy gibi büyükşehir belediye başkanına da oy verirseniz büyükşehir belediye başkanlığını kazanırız dedim. Birçok arkadaşım yine inanmadı. Onu da tahtada gösterdim. Bakın, izahatlar verdim. Hatta 2019 seçimlerinde Muğla'nın bilinen işte aday çıkmıyor diye biliyorsunuz Cumhur İttifakı bazı ilçelerde, bazı illerde bir aday çıkarttı. Mesela Millet Hareket Partisi aday çıktı, AK Parti aday göstermedi. Veya bazı yerlerde AK Parti aday gösterdi, Millet Hareket Partisi aday göstermedi. O durumda Muğla'nın AK Parti'den mi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin temsil edileceği Büyükşehir Belediye Başkanı'nda işlerler de çok belli değildi. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme yaptım. Yemin ediyorum ki bazı arkadaşlarımız da şahitti buna. Sayın Cumhurbaşkanım en az 7 belediye alırız. 10 da olabilir, Büyükşehir bile alabiliriz dedim. 11 Nisan akşamı, yani seçimler 31 Mart oldu, 11 Nisan akşamı Sayın Cumhurbaşkanım beni arayarak biz evet Muğla'yı alabilirmişiz kader ya dedi. Arkadaşlar bu iş inanç meselesidir. Ne oldu? 7 tane belediye aldık Cumhur İttifakı'yla beraber. Ne oldu? Büyükşehir Belediye Meclisi'nde %37,5 oy aldık. Sayın Osman Gül'ün %36 oyla belediye başkanı seçildi. Yani biz meclise aldığımız oyun aynısını. Yani Büyükşehir'de meclise oy verenler, 2. sayfada ilçe belediyesine AK Parti'ye oy verenler, 3. sayfada Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hıdır'a oy vermiş olsalardı bugün o makamda Osman Gül değil 1,5 puan fazlasıyla %37,5'da Mehmet Hıdır kurtulacak. İnanç meselesi arkadaşlar. Şimdi sabahlar konuşuyoruz. Efendim, iki milletvekili garanti, bazıları diyor ki, bu dönem valla iki de zor. Görünenler de var. Arkadaşlar, siz hangi pencereden bakarsanız onu görürsünüz. Ben buradan ikna ediyorum. Bizim kaç tane adayımız var? Biz niye yediye talip değiliz arkadaşlar? Biz niye yediye talip değiliz? Biz yediye talip olalım, yedisini de çıkaracak şekilde çalışalım. Ben inanıyorum ki bugüne kadar
aldığın en yüksek oy oranını alacağız. Ve buna bütün partimle inanıyorum. Siz inanıyor musunuz arkadaşlar? Hatta başkanım dediği gibi amansız fakat siz lakinsiz. Yok oradan bu çıkmadı, şuradan şu çıkmadı, o niye buraya konuldu, bu şuraya niye konuldu? Bunların hepsi geçti. Bugün itibariyle kapattık bu sayfayı. 7 tane aslan gibi adayımız var. Aslan gibi bir tane belirtmiş, deneyimli bir başkanımız var. 7 tane seçilmiş belediye başkanımız var. 13 tane ilçe başkanımız var. Bu salonun onlarca fazlası dava arkadaşlarımız var. Siz saygıdeğer hanımefendiler var, gençlik kollarımız var, ana kademimiz var, belediye meclis üyelerimiz var, sanık kurulları, belediye mahalle başkanlarımız var. Ben inanıyorum ki hepimiz el ele verirsek, hem Cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla, hem de Muğla milletvekilleri sayısını en yüksek orana çıkartarak tarihi bir başarı elde edeceğiz. Karşı tarafa bir bakın arkadaşlar, Allah aşkına bakın. Ben bir yazı yazmıştım, demiştim ki, hangi bakanlığı vereceğiz? Öyle ya, HDP'yle anlaşıyorlar ya, Cumhurbaşkanlıklarını bir tane aldı CHP. 7 tane de başkan yardımcılığı dağıttı. Bakanlıkları da dağıtacaklar ya, milletvekilleri de dağıttılar. O parti 2 tane, bu parti 4 tane, bu parti 3 tane. Sanki kazanılmış şeyleri dağıttı gibi milletin iradesini dağıttılar. Peki ne kaldı dağıtılacak? İktidar olursa bakanlıkları dağıtacaklar. Peki size söylüyorum, hangi bakanlığın HDP'ye verilmesine razı olursunuz? Düşünebiliyor musunuz? Hangi bakanlığı? Milli savunmayı verebilir misiniz? Milli eğitimi verebilir misiniz? PKK'lar edilmesin diye sağlık bakanlığına izin verebilir misiniz? İçişlerine mi verirsiniz yoksa operasyonlarını bulursun diye? LGBT'lilere, evet diyenlere, LGBT'lilere onay verenlere bütün bakanlığı mı verirsiniz yoksa? Bütün bölümümüzün bakanlığı. Hangi bakanlığı verebilirsiniz? Düşüşleri bakanlığı mı verirsiniz? Bütün terörcüleri davet etsin bir ülke içerisinde diye. Allah aşkına bir saniye düşünün. Tarihi bir misyonumuz var bizim. Tarihi bir borcumuz var. Bir önce bu toprakları bize bırakan, bu toprakları bize memleket olarak bırakan kanıyla, gözüyle, kulağıyla, burnuyla, kolunu, bacağını, kanını, canını veren insanlara borcumuz var. 100 yıl sonra bu ülkeyi daha mürekkep bir seviyeye getirmek için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çalışmaya borcumuz var. Bunu yapmak zorundayız. Bu şekilde çalışmak zorundayız. Bu karşımızdaki ne olduğu belli olmayan Amerikan vatandaşlarına, PKK vatandaşlarına bunu bir bırakamayız. Bunun için gece, gündüz, 30 gün boyunca çalışmaya söz veriyor musunuz arkadaşlar? Bugüne kadar Muğla olarak aldığımız oylarla Türkiye genelini maalesef aşağıya doğru çıktı. Ama gelin bu sefer Türkiye genelini yukarıya çıkartan bir Muğla olalım. Gelin bu sefer daha önceki üstünlükleri, dargınlıkları, makamların yetkileri bir kenara bırakalım. İnanın bu davada nefer olan, üye olan en şerefli makamdır. Sandıklarda görev yapan kardeşlerim, o gün sabah köyünde sandıklar büyülenip tutanakta imzalanıncaya kadar orada nöbet bekleyen kardeşlerim bu davanın gerçek sahipleridir. Mahallelerinde çalışan kardeşlerim, evde dolaşan hanım kardeşlerim, diyetlere bayrak atan genç kardeşlerim bu davanın gerçek sahipleridir. Ve biz hangi makamda olursak olalım, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, milletvekilliği, belediye başkanlığı ancak ve ancak sizlerin, Muğla halkının hizmetkarıyız. Biz sizlere hizmet etmeye varız. Evet, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla Lüleyle Resulü'nün salı günü aday tanıtım programını gerçekleştirdik Ankara'da. Sabah 5 gibi evlerimize geri döndük. Bugün bismillah diyerek buna başlıyoruz. Fotoğraflar çektireceğiz, araçları giydireceğiz. Kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza araçlar tahsis ederek ev ev dolaşmalarını sağlayacağız. Burada inanıyorum ki bu salonda bu seçimin gerçek kahramanları gitsin. Aralarınızda oturuyorlar. Ciddi mesai harcayacaklar ve 15 Mayıs'ta güneş bir başka güzel doğacak Muğla üzerine. Olayı Muğla yakasından duyalım arkadaşlar.
Bu bir vefanesidir. Gerçek söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızla bir dönem daha eğer devam edebilirse, ki buna inancım sonsuz, göreceksiniz bütün dünyada dengeler değişti. Aynı anda hem Rusya ile hem Ukrayna ile görüşen, her ikisine de teşekkür alan dünyadaki tek adamdan bahsediyor. Afrikalıların umudu, Müslümanların umudu, Türklerin gurur kaynağı olan bir liderden bahsediyor. Ona Finlandiya Başkanı'nın NATO'ya üye olmasının töreninde yaptığı konuşmayı bildiniz mi arkadaşlar? Diyor ki Recep Tayyip Erdoğan, dünyadaki bütün ülkelerle, liderlerle görüşebilen tek insandır diyor. Bunu Finlandiya Cumhurbaşkanı söylüyor. Bizim içerideki bazı partilerin genel başkanları ise kürsüden belli boş kovanlar saçarak ağzalar yiyecek hakaret ediyor. Biz hepimiz sandıklarda çok çalışarak, sabaha kadar çalışarak, seçimin akşamına kadar çalışarak onlara en güzel cevabı veririz. Öyle %51 falan değil. Tarihin gördüğü en büyük oy oranıyla Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar o lider topluna oturtacağız. Ve yine en büyük oy oranına ulaşarak Muğla'da en yüksek sayıda milletvekilini çıkartarak inşallah Muğla'yı da Ankara'ya temsil etmeyi Rabbim bizlere nasip ederiz. Hayırlı görevine başlamayı nasip ederiz. Rabbim bizleri kibirden uzak tutsun. Gariban'la gariban olmayı, çocuklar çocuk olmayı, yaşlıyla yaşlı olmayı nasip ederiz. Ve sonsuz bir enerji versin ki, o kadar güçlü olalım ki, Muğla'daki bize ihtiyaç duyan her insanın, dertli olan herkesin derdine derman olabilir. Bu şuurla çalışmayı Rabbim bizlere nasip ederiz. Rabbim bizi mahcup eylemez. Son olarak arkadaşlar, sizlere bir söz veriyorum. Şu andan itibaren elimden geldiğinin daha fazlasını yaparım. Muğla'da yaşayan herkese ve milletvekili olma sıfatıyla bu ülke için elinden gelenin en iyisini yapacağıma namusu ve şerefim üzerine önce sizin huzurunuza ne diyebilirim?